Hesabı kendi üç kültür, çevre, yardımlaşma ve dayanışma devreye kısaca ESTEP olarak sosyal aktivitelerimiz çerçevesinde toplumumuzun en önemli yapı taşı olan evlilik konusunu konumuzda uzman olan ve bu konuda birçok yayınlanmış eserleri bulunan Sayın Abdullah Büyük Hoca Efendi davetimize icabet ederek bizlere hitap edeceklerdir. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Abdullah Büyük kimdir? Sayın Hocamız 1948 Sivas Zara Tuzla Göl doğumlu, ilkokulu köyünde orta ve lise öğrenimi Sivas İmam Hatip Lisesi'nde okuduktan sonra 1974 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 1980 yılına kadar Konya'da İmam Hatiplik, vaizlik ve müftü yardımcılığı yapmıştır. 1980 ihtilali ile Diyanet Teşkilatı'nda ayrılmıştır. Askeri ihtilal sırasında çoğu din adamı gibi hocamızla tutuklanmıştır. 11 aylık hapis hayatında da koğuşunda bulunan ateist gençlere tebliğlerde bulunarak orada bulunmasını da bir hayra dönüştürmüştür inşallah. 1982-2000 yılları arasında değişik hizmetlerde bulunmuştur. Bu hizmetlerinin hepsi insana yönelik yatırımlar olmuştur. Önce insan, sonra müessese prensibine sahip kalmıştır. Örneklersek, Ribat Eğitim Vakfı, Ribat FM, Ribat Mecmuası, Çağdaş Aile Derneği, Anadolu Aile Derneği, Lale Eğitim Kurumları, Vahdet Vakfı gibi hizmetlerde proje ve oluşum safhalarında aktif rol oynamıştır. Buna ilaveten yerel ve ulusal basın kuruluşlarında köşe yazarları, makaleler ve sohbetler yayınlamaktadır hala. Makale ve sohbetlerin dışında da yayınlanmış birçok hizmet eseri vardır. Bunlara da şöyle bir sıra varsa, 1- Müslümana mesajlar, 2- Namaz, 3- O diyarın sakinleri, 4- Allah'tan vahiy, kullardan ibadet, 5- Dedim dedi, 6- İslam davetçisine notlar, 1 ve 2, 7- Murabıta notlar, 8- Gerçekleri güzellikle söylemek, 9- Selman'ın hayatı, 10- Eğer olsaydım, 11- Ayrı mektebi ve 12- Tüm gönderiyle aile. Sayın hocamız halen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın Sudan sorumlusudur. Sudan'daki darbe nedeniyle bu hizmet geçici olarak durdurulmuştur. Ancak daha önce de açmış olduğu su kuyularıyla oradaki insanların temiz su içmelerini, yaptırdığı aşevi ile yemek yemelerini, yaptırdığı külliye ile okuma yazma Kur'an-ı Kerim öğretimi öğretmiştir. Kısaca oradaki insanlara insan olduklarını hatırlatmıştır. Ayrıca Müşrik-i Kamil Osman Ulu Topbaş Hoca Efendi'nin Afşin, Elbistan, Göksun, Konya Ereğli vekilliklerini de bildiği yürütmektedir. Hocamızı tanıdıktan sonra Afşin Eshab-ı Kehf Eğitim, Kültür, Çevre, Yardımlaşma ve Dayanışma yani kısaca adı ESTEP olarak bildiğimiz derneğimiz Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın hizmetleri paralelinde 4 ana birim üzerinde çalışmaktadır. Birincisi manevi eğitim sorumlusu Ömer Şahin Bey, ikincisi dernek, üçüncüsü talim terbiye sorumlusu Mehmet Karamış Bey, dördüncüsü gençlik hizmetleri sorumlusu Yusuf Yıldırım ve heyetleriyle huzurlu aile ortamında İslam'ı yaşamak ve yaşatmak vizyonunu gerçekleştirmektedir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi iyi birer birey olarak yetiştirmektir amacımız. Bunun için Kalkınma Bakanlığı'na sunduğumuz ESTEP Gençlik Merkezi projemiz kabul görmüş. Proje kapsamında Kahramanmaraş Valiliği SOBES birimi desteğiyle bilgisayar kursu, masa tenisi kursu, satranç kursu açıldı. 54 gencimizle Çanakkale gezisi, ayrıca bağımlılıktan ve kötü alışkanlıktan kurtulma konferanslarını da düzenledik. Bu konuda koordinatörlük yapan Muttalip Terzi hocama da
çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Halen 8. sınıf öğrencileri için matematik yaz kursu devam etmektedir. Yaz tatilinde 52 kursiyer ile Avşin Müftülüğü ile ortaklaşa yaz Kur'an kursu açtık. Kış aylarında derslere yardım için matematik kursları da açmaya devam edeceğiz inşallah. Bu yapılan hizmetler tamamen ücretsizdir. Onu da hatırlatalım. Ayrıca mübarek gün ve gecelerde günün anlam ve önemine uygun programlar yapılmaktadır. Ramazan ayı boyunca İhvan kardeşlerimizden gelen yardımları, zekatları, fıtraları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız. Kurban mevsiminde yurt dışına ve yurt içine kurbanların da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve Ribat Vakfı aracılığıyla yerlerine ulaştırmaktayız. Daha birçok konuda hizmetlerimiz var ancak daha çok vaktinizi almadan bir konuyu da açıklamak istiyorum. Derneğimizin adı Avşin Eshab-ı Kehf Eğitim, Kültür, Çevre, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Yani bunu muhatabımıza söylerken işte biz bu derneğin yöneticileriyle sen arkadaşımız yarısına kadar dinleyebiliyor ancak. Eğitim, kültür kısmından sonrakini dinlemekte zorlanıyor. Onun için de arkadaşlarla bir araya gelerek dedik ki bu derneğimizin adı bizde Avşin'de 27 tane Eshab-ı Kehf ile başlayan dernek var arkadaşlar. Bu derneğin ismini değiştirelim. Çünkü Eshab-ı Kehf ile başlayan derneklerin birçoğu değişik faaliyetler göstermekte. En tanınmışı da biz olduğumuz için iyileri de bize mal edilmekte, kötüleri de bize mal edilmekte. Onun için Abdullah Büyük Hoca'ya da arz edildik durumu. O da yerinde gördü ve ben İstanbul'dayken bize bana dedi ki üstadımız Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile görüş, ne diyorsa ona göre hareket edelim inşallah. Görüşmemde Osman Nuri Topbaş Hocam da gül bahçesi anlamına gelen Gülistan olsun dedi derneğimizin adı bundan sonra. Şimdi biliyorsunuz bir de dernek olarak yeni bir hizmet binası yaptırmış bulunmaktayız inşallah nasip olursa. 15-20 gün içerisinde oraya taşınacağız. Oranın tabelasını Gülistan Derneği olarak değiştirerek tabelamızı asacağız inşallah.